Ben de dahil. Bunu söyleyebiliyor. Yanlış yönlendiriliyor. Yanlış düşünüyor. Veya kafasının arkasında başka şeyler var. Çok tehlikeli şeylerdir. Seçimden önce MHP'yi barajın altına itme oyunları, başkanlık sistemine iki partili yapı ve başkanlık sistemine geçiş. Seçimden sonra da yeniden kendi oyunlarına, belki limanların açılması dahil, belki yeni bir plana zemin hazırlamak, Anadolu halkının gözünden Kıbrıs Türk halkını düşürmek veya başka, yani onları daha sonra yine konuşuruz. Ben biraz uzattım galiba, özür dilerim ama. Telefonda bir seyircimiz vardı ama hattan düştü. Biz devam edelim. Özür dilerim. Ardından evet, tekrardan alacağız. Buyurun devam edelim. Hayır, ben şimdilik bu kadarla sözlerimi noktalayayım. Ama çok inanın, az önce Barış Harekatı'ndan bahsettim. Barış Harekatı'nda parçalandım ama bugün çektiğim acıyı çekmedim. Bugün çektiğim moral ve manevi sızıyı ve acıyı çekmedim. Ben Hilmi Bey, izninizle sözü vermek istiyorum. Buyurun efendim, siz neler söylemek istersiniz? Efendim, Kıbrıs Türk'ü 1960'lı yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğu zaman fabrika sayısı 4-5 adetti. Bir makarna fabrikası vardı, bir sütçülük vardı, helva fabrikası vardı, kole fabrikası vardı ve başka hiçbir tesisi yoktu. Bugün Kıbrıs Türk'ünün 28 Ocak'ta yapmış olduğu mitingin ana temelindeki konuyu mevcut tesislerini kaybetmemek, mevcut fabrikalarını elden çıkarmamak, örneğin Ercan'a sahip çıkması. Evet, isterseniz bağlayın tabii. Evet, çok affedersiniz. Tekrardan seyircimizi almak istiyorum ben. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum acaba? Özcan Mut Kalkan'dan arıyorum efendim ben. Buyurun Özcan Bey, sorunuzu alabilir miyiz acaba? Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. filosudur efendim. Evet efendim, buyurun. Burası bizim için stratejik bir bölgedir. Oradaki emekli komutanımıza da, oradaki yaşlı abimize de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hilmi Bey. Sağ evet, Hilmi Bey'e. Yaşlı. Ve Kazım Bey. Ve Kazım Bey efendim. Yalnız buradaki konuşmada Tayyip Erdoğan kendi kafasından konuşmadı bu kelimeleri. Evet. Bu kelimeleri konuşturttular kendisine. Burası bizim için Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir farkı yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Eşim Kıbrıslı, İzmirliyim. Benim abim burada 1975'te askerdi. Hala burada yaşıyor. Ve adam orada kalkmış Rum Cumhuriyeti'nin, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalandırıyor. O çocukları diyor, bilmem Ayşe tatilin bittiği evine gitsin diyor. Ondan sonra Abdullah Gül'e, Egemen Bağış'a ağza alınmayacak laflar söyleniyor. Bunlara kalkıp da buradaki insanlar veya ki buradaki güvenlik güçleri veya ki buradaki polisimiz müdahale etmiyor da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bunlara konuşmak zorunda kalıyor. Yani buradaki yanlış ne biliyor musunuz bana göre? Buradaki yanlış, o meydanlardaki kardeşlerimizin bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Ayşe tatile gitsin, Ayşe evine dönsün, TC gitsin, askersiz Levkoşa istiyoruz. Bunlar hep boş, safsata bunlar efendim. Oradaki bak, benim yaşım 45 yaşındayım ben. Ben televizyonda şu anda abimizi izliyorum, beyaz saçlı Hilmi Bey abimizi. Ve benden daha büyük tecrübeleri olabilir. Ama bizim buradaki Türkiye Cumhuriyeti askeri çıktığı anda bir yıl sonra aynı eski sistemi Rum burada kurar. Şimdi konuştuğum kelimenin en başında da söyledim. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. filosu kardeş. Bunu efendim, unutmayalım lütfen. Ben
sorunuzu alabilir miyim acaba? Son olarak sorunuzu benim alayım. Benim sorum, tamam kardeş, sorayım sorumu. Oradaki genç kardeşlerime ve benden büyük olan abilerimize şunu söylüyorum. Buyurun. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil kardeş. Burası Küçük Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti olmasa biz burada bitmişiz. Veya git ki buradaki insanların can güvenliği yoktur. Özcan Bey, ben sorunuzu almak istiyorum. Çekilsin kardeş. Tamam. Çok özür dilerim, bölüyorum ama sorunuz varsa sorunuzu alabilir miyim acaba? Hatta çünkü başka bir izleyicim daha var, hemen almam gerekiyor. Tamam efendim. Buyurun. Tayyip Erdoğan'ın bana göre bu kelimeleri kendisi konuşmadı. Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı buradaki halkın yaptığı, burada 3-5 tane çaputçunun konuştuğu kelimeler, astığı pankartlarla buradaki yaşayan 500 bin insanın hepsi aynı şeye, mahkumiyete girmez. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, seyircimizin söyledikleri üzerine söz almak isteyen var mı efendim? Anlaşılmıştır efendim. Biz normal konumuza geçelim. Evet. Devam edelim. Evet, devam edelim. Buyurun. Biz biraz Hilmi Bey, çok güzel bir yere bağlamıştınız. Bu özelleştirme konusuna bağlamıştınız ki insanlar şu an gerçekten bir gelecek kaygısı var kamuda çalışanlarda. Biz işte özelleşirse işimizi kaybedeceğiz gibisinden. Biz özelleştirmeye biraz inelim. Yani özelleşsin mi bazı kamu sektörleri, yoksa dediğiniz gibi bazıları kalsın mı? Özelleşecekse de nasıl özelleşsin? Evet. Kıbrıs Türk'ünü koruyacak bir sistemle mi özelleşsin? Şimdi ben yoksa Kıbrıs Türk Hava Yolları gibi mi? Evet. Şimdi ben müsaadenizle ben gireyim tekrar konuya. Tabii ki, buyurun. Ben bir bilgi vermek istiyorum konuşulmayanlardan bir noktada. Bugün bizim Rumlardan kalan fabrikalar dediğimiz bir konu vardır. Ve çok benimsiyoruz Rumlardan kalan kelimesini. Haspolat Sanayi Bölgesi'nin arazisinin Hasan Buba adlı bir Kıbrıs Türk'üne ait olduğunu tarihe geçsin diye ve dinleyiciler öğrensin diye söylüyorum. Haspolat Sanayi Bölgesi, Hamit Köylü, Hasan Buba'ya ait bir araziydi ve 400 Kıbrıs lirası dönümü üzerinden istimlak edilerek Rumlara tahsis edilmiş bir arazidir. Yani aslı malın aslı Kıbrıs Türk'ünündür. Bunu bir tarihi noktada söyleyip tekrar konumuza dönmek istiyorum. Buyurun. Şimdi özelleştirme bir moda haline gelmiştir. Bir aralık planlı ekonomi, hepimiz planlı ekonomi, efendim her şeyi matematiksel yapacağız. Ondan sonra bu matematiksel yapılan müesseseler, kamuya etmişler, özel şahıslara devredilmesi istenmeye başlanmıştır. Ve Türkiye'den de bu konuda baskılar vardır. Yani biz Kıbrıs Türk'ü olarak ekonomimize ilk 8 şirketin altında imzam var. Kamuyu kuranlarız. Ondan sonra Türkiye'deki kadro değişince bizim bu kamu teşebbüslerinin elden çıkarılması konusu gelmiştir. En son bir kamu teşebbüs özelleştirilme bir örnek vermek istiyorum. Kıbrıs Türk Petrolleri şirketi son zamanlarda özelleştirilmiştir. Kıbrıs Türk Petrolleri. Bu şirket Doğan Holding'e ait, Türkiye'deki petrol ofisini satın alan Doğan Holding'e aittir. Ve oradan ortaklık kanalıyla bu şirket özelleşmiştir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk Petrolleri de. Neticede ne oldu? Doğan Holding bu özelleştirilen şirketi Avusturyalı bir şirkete sattı. Ve Kıbrıs Türk'ünün